Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, zaten oylamasını da açmıştım. Maalesef oruç tutamıyorum diyabet hastası olduğum için ama çok istendiği için hem de oylamada öne geçtiği için bir sahur mukbang çekmek istedim. Şu an saat tam sahur saati. Hemen önce o zaman tabağımı tanıtayım size ve bugün de konuşacaklarımızı söyleyeyim. Burada iki çeşit zeytinim var. Birinci zeytinim siyah zeytinim, şöyle soslu. Annemler de arkada yiyor bu arada, kusura bakmayın. Burada da közlenmiş galiba, közlenmiş mi diyeyim? Yeşil zeytinim var, baharatlı. Burada ablamın yaptığı gül börekleri ve gösteremiyorum, çok sıcaklar, yeni fırından çıktılar. Kalem börekler var. Burada peynirim var. Burada da üçgen peynirim var. Burada iki çeşit salamım var. Burada hindi füme galiba, değil mi? Doğru. Burada da normal salamım var. Yani ben pek tercih etmediğim bir şey normal salam. Burada cevizlerim var. Ablam alternatif olsun diye koydu. Çok sağlıklı diye. Burada domateslerim var. Onları göstermeme gerek yok herhalde. Burada salatalıklarım. Burada biberim var. Bir tane aldım. Burada da olmazsa olmaz tabii ki yumurtamız var. Evet. Burada da tabii ki Ramazan olmazsa olmazı başta gelenlere de pide var. Ramazan pidesi. Yanımda da çayım var. O zaman başlayalım. Önce ben bir kalem börekten almak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de Sayra galiba, değil mi ablacığım? Evet, doğru. Sayra ve Melisa'yı konuşacağız. Yeni tanıştığım iki kişi. Hı. Çocuk diyelim bir tanesi. Patatesli börek. Sayra seni YouTube'dan izleyen, YouTube'dan Instagram adresini duyan, Instagram'dan seni ekleyip devamlı görüntülü konuşma isteği yolayan bir küçük bir minik bir kız. Ben de bunun üstüne aradığını gördüm. Abla konuşalım mı? Anladım benimle beni YouTube'dan takip edip konuşmak istediğini. Ve yazdım. Sayra'cığım merhaba. Sayra demiş adım. Merhaba dedim. Lütfen görüntülü konuşalım Eylül abla. Ben seni çok seviyorum, hayranım falan yazdı. Benim annem zaten izin veriyor. Ben de yazdım ki. Sayra'cığım annen izin veriyordur. Veriyorsa konuşabiliriz yazdım. O da veriyor evet dedi. Annenin haberi var. Annemin haberi var mı dedim. Aynı bu şekilde. O da var dedi. Ona güvenip aradım. Hatta son anda şey dedi. Daha sonra konuşalım dedi. Ama benim o gün çekimim vardı. Yani tesadüfen çekimden önce telefona bakmıştım. Sayacığım ben çekime gideceğim. Konuşmak istiyorsan, ilk defa böyle bir şey yaptım bu arada. Konuşmak istiyorsan ara konuşalım dedim. O da tamam abla arıyorum dedi, aradım. Önce bir sessiz konuştu. Çok tatlı bir kız. Öpüyorum seni buradan. Sonra sürmeneyi gösterdi. Trabzon'dan arıyormuş sürmeneden. Aynı böyle yaptı arkadaşlar. Abla bak burası Trabzon sürmene. Seni yerim ben ya. Sonra arkadaşlar biri bastı. Bastı demeyelim. Daha doğrusu bana yalan söylemiş diyelim. Benimle görüşmek için. Ben ilk önce dedesi zannettim. Babasıymış herhalde. Aldı telefonu eline, kamerayı kapattı. Tabii normal bir şey. Söylemediği süreçte bir aile de zaten dolandırıcı zanneder. Beni dolandırıcı zannetmişler. Biz tabii bayağı güldük. Böyle bir şey yok arkadaşlar.
Buradan Sayan'ın annesine de selam. Böyle. Biz dolandırıcı değiliz abla. Bu arada... Bundan sonra da zaten kimsenin Instagram aramasını açmana izin vermiyoruz. Evet, bir daha başımıza böyle bir şey gelir diye asla artık Instagram aramaları, görüntülü konuşmalar, böyle şeyler yapmıyorum arkadaşlar. O neredeyse 1,5 saat ısrar etti ya. Evet, gerçekten. Benim fotoğrafını yolladı. Minicik bir şey, çok tatlı. Evli dedim, 2 dakika o zaman tamam, ailesinin izni varsa. Ama maalesef izni yokmuş ve izni var dediği için aradım. Neyse, sen Melisa'yı anlat biraz daha. Arkadaşlar, yorumlarımda hiç tanımadığım bir kız şeker hastası olduğunu yazdı. Bayağı uzun uzun konuştuk. Sonra da dedim ki Melisa, dedim ki sen dedim bana Instagram'dan yazsana ya dedim, konuşalım, arkadaş olmak istiyorum seninle dedim. Çünkü ilk defa şeker hastası olan bir kızla tanıştım. Arkadaş olmak istedim. Normalde çok sosyal bir insan değilim. Onun için de öyle. Onu da ilk şeker hastası arkadaşı sensin. Sonra Melisa ile Instagram'dan konuşmaya başladık ve dedik ki biz neden görüntülü konuşmuyoruz Instagram'dan. Aradı. Ablam ben Melisa konuştuk. Sonra bayağı bir sevdik birbirimizi. Numaralarımızı verdik. WhatsApp'tan konuşmaya başladık. Sonra kanka olduk. Sonra onun da hemşerimiz olduğunu öğrendik. Her şey aynı neredeyse. Onlar da Erzurumluymuş, biz de Erzurumluyuz. Onun da evcil hayvanı var. Onun da evcil hayvanı var, bizim de evcil hayvanımız var. Yani ne desem. Onun da çocuk diyabet, sen de çocuk diyabet. Birbirinizin derdinden iyi anlarsınız. O yüzden hemen arkadaş olmak istedik. Birbirimizin derdinden sadece biz anlarız dedik ve arkadaş olduk. Çok tatlı bir kız Melisa. Biz çok sevdik onu. Melisa gerçekten övmek gibi olmasın, çok güzel bir kız. Esmer güzel diyelim. Melisa'nın annesi de seni takip ediyormuş. Annesi de seni çok seviyormuş. Korona bitince görüştüreceğim ben sizi. Annesine de selam söyle. Annesini de buradan çekebiliyorum. Ellerinizden öpüyorum. Bu arada Melisa tavşan besliyor, adı nohut. Ama çok tatlı. Bir görseniz. Yani YouTube'un sana kattıkları. Ben normalde bu kadar sosyal bile asla değildim. Birazcık da eve giden sosyal değil mi? Pidemin içine koyuyorum. Arkadaşlar Allah aşkına bunu yapmayan var mıdır? Pidenin içine işte sevdiği şeyleri koyup dürüm yapmayan. Gerçekten ben çok seviyorum. Ben 5 yaşımdan beri oruç tutuyorum. O yüzden belki de bilmiyorum. Çoğu kişi bana Allah sen çok küçükken daha sana üstüne farz değilken tuttuğun için şu anda tutmanı istemedi. Zaten seni şey mükafatlandırdı mı ne denir? Öyle bir şey oldu diyorlar. Bilmiyorum. Yani çok şükür daha kötü bir hastalığa da yakalanabilirdim. Börekler güzel olmuş mu? Hani eline sağlık. Ellerine sağlık. Mis gibi olmuşlar. Afiyet olsun. Bu arada bir şey itiraf etmek gerekir işte. Ağzımı çok doldurdum diye zeytin çekirdeğini döktüm arkadaşlar. Ay inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya, rezillik. Gerçekten bunu bir tek benim kanalımda görebilirsiniz. Şunu da ekmeyeyim de.
Neyse biz nerede kalmıştık? Melisa'da kalmıştık. Melisa ile şimdi biz kanka olmaya başladık. Her saat başı soruyoruz şekerin kaç, şekerin kaç diye. Şeker hastaları kankalar böyle olur. Bu şeker hastaları kankalara özel arkadaşlar. Sadece şeker hastaları kankalar bile birbirine şekerin kaç diye sorabilir. Bir de bugün Esma'nın seni bulduğunu anlatsana okul arkadaşım. Esma. Bize uzak oturuyorlar aslında Esma'yı. Okuldaki kankam arkadaşlar. Ama Esma'nın Eylül'ün YouTube hesabı açtığından haberi yokmuş. Yeni görmüş. Hem de YouTube'da görmüş. Karşısına çıkmış Eylül. Esma şaşırmış. Güzel yorumlar yapmış. Ona da selam olsun. Ağzım mı? Normalde Esma ile zaten okulda kankayız. Kankayız. Ama ben haberi var diye biliyordum. Sonradan YouTube'a yorumlarıma yazdı ki haberim yoktu kanka falan. Ben de ilk tanıyamadım. Kanka deyince ben de tanıyamadım. Soru işareti koydum. Yok ya. Evet, Esma'nın telefonu yok bende. Eskiden vardı da silindi. Annemin telefonundaydı. Okuldaki kankam bile seni YouTube'da buluyor ya. Arkadaşlar, şundan da alayım ben. Arkadaşlar bugün de sahur mukbang yaptık. Kanalıma abone olmayı çok istenmiştim. İkisi de gelecek. Çok istenmiştim. Çektik. Sevilirse eğer ikincisi de gelir. Yani çok isterseniz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, özellikle yorumlarınızı belirtmeyi, siz sahur yapıyor musunuz? Sahurdaki anılarınız neler? Onları yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpücükler atıyorum ve görüşürüz diyorum.